Evet, haber turumuzla devam edelim. Bihter'den efendim, Bihter filminden ilk görüntüler geldi ve malum o soru tekrar ortaya çıktı diyebiliriz herhalde değil mi Mügeciğim? Evet. Beren Sarp mi? Farah Zeynep Abdullah mı? Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. Yok, şimdi söylemeyeceğim. İzleyelim önce. Akşam aklıma geldi. Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter rolünden görüntüler geldi. Yeni Bihter Farah Zeynep mi? Eski Bihter Beren Saat mi sorusunu gündeme getirdi. Beren Saat'in Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bihter karakteri hiç kuşku yok ki Türk televizyon tarihinin en unutulmaz karakterleri arasında yer alıyor. Dizinin yayınlanmaya başladığı 2008'den bu yana yıllar geçse de Beren Saat denilince hala akla ilk gelen karakterlerden biri Bihter. Aslında konuyla ilgili başlığı bir takipçimiz atmış dünkü paylaşımdan sonra, Bihterler ölmez sadece şekil değiştirir diye. 1975'te Müjdar oynadığında Müjdar 20 yaşındaymış. Beren Saat oynadığında 2009'du yanılmıyorsam 25 yaşındaymış ve bugün Farah Zeynep Abdullah 34 yaşında. 34 yaşında. Ama görünen o ki hakkından gelecek rolün. Müge, belki sette geçinmesi çok kolay değil. Belki başladığı dizileri tamamlamadan bırakıyor falan, sıkıntıları öyle yarım oluyor. Bırakıyor. Ama oyunculuğu çok söylenecek başka. Hiçbir şey yok. Şöyle söyleyelim, tanıtımı izledikten sonra kendi kendime dedim ki onun üstesinden gelemeyeceği bir rol yok. Kesinlikle. Kısacık tanıtımda bile Bihter'in inişli çıkışlı ruh halini size öyle bir hissettiriyor ki, yani şu anda ben filmi izlemek için sabırsızlanıyorum. Beren Saat'te belki yaşadığımız döneme de ait 2009'lara, 2010'lara. Hani bazen bir şeyi özlediğimizi sanırız, aslında o dönemi özlemiş oluruzdur ya. Yani Beren Saat'ten gönlüm seyirci olarak kopamıyor. Farah Zeynep Abdullah'ın fragmanından etkilendim. Mutlaka bir izlenme şeyi uyandırdı bende. Bunu izlemeliyim artık kafamın köşesinde. Beren'i unutturur mu? Beren'i unutturur mu? Beren'i unutturmaz. Yok, hayır, unutturmaz. Ama izlerken şunu yapabilirim. Beren Saat'le Farah'ı sürekli kıyaslayabilirim. Herkes karşılaştı. Öyle yapmadan izlemek lazım işte. Yok, mümkün değil. O mümkün değil. Çünkü neden? Eğer 2009-2010'da bitmiş olsaydı bu 79 bölümde, orada bitirselerdi, bir daha tekrar vermeselerdi ki her tekrarı izledi. Kaçırmadan izliyor. Bir bile geçen verdiler. Onu bir daha, bir daha, bir daha izle. Senin şimdi, hele de seni. Benim kaçışım yok. Ama imkan. Takipçiler bile yazıyor bana. Evet. Sen işte izliyor musun şu anda, akşam daha, saati verdiler. Final var. Ben daha kaçırır sakin izleyebilirim. Çünkü ben inan Aşk-ı Memnu'yu bir kere izledim. O da orada izledim, bıraktım. Evet. Şimdi Farah Zeynep Abdullah kadar merak ettiğim bir oyuncu daha var orada. Ben çünkü yazın dijital platformda. Biz neden biz zaman zaman en iyi oyuncuları falan seçerken Boran Kuzum'a atlıyoruz? Evet. Öyle bir çok dalgalanmayı oyuncu yüzüne yansıtan o da. Hande Atez'i falan hepsini merak ediyorum ama şey hakkından geldi rolü. Öyle bir yalnız bir şey söyleyeceğim. TV8 ekranlarında da çok güzel, çok iddialı bir dizi başlıyor. Aşka Düşman. Kadro süper. Görüntüleri çok güzel. Tanıtım da süper, bir izleyelim. Yalnız oyuncu kadrosu. Görüntüler çok iyi. Müthiş. Cem Yiğit Üzümoğlu. Benim bir kalacaksın. Gençler arasında bak iki kişiye bu yaz çok takıldım. Cem Yiğit Üzümoğlu, Boran Kuzum. İşte orada bir kalacaksın. Hani belki magazinel kimlikleri bu masada çok konuşmak, Instagram'da çok paylaşmak, sizlerin özel hayatını çok merak ettiğiniz isimler olmayabilirler. Ama seyirci için önemli olan, gişe için ve reyting için önemli olan onların kamera karşısına geçtiklerinde döktürdükleri performans. Cem Yiğit Üzümoğlu'da. Bir de bu çocuklar bir Cem Yiğit Üzümoğlu'nun şöyle bir özelliği var. Hem mütevazi, evet, hem de girdiği her rolün böyle... Hani hakkını veriyor derler ya, üstesinden geliyor. Ben şeyi de çok beğendim. Özcan Alper'in Karanlık Gece filmi. Ha, sen izlemiştin. Ben yeni zaten, yeni geldim. Sen izlemedin mi onu? Karanlık Gece yeni daha. Ben orada da Cem Yiğit Üzümoğlu. Çok çok. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Fotoğraflarını da çok beğeniyorum. Dijital platform yüzleri, evet, değişmeye başladı. Kesinlikle. Hem kadınlara bak hem erkeklere bak, çok değişmeye başladı. Nazan mesela, Kesal. Nazan Kesal. O da çok iyi. Yani bu dizinin kadrosunda yok ama bir Berkay Ateş, müthiş bir oyuncu. Evet. Ve dijital platformların tercih ettiği bir isim haline geldi. Artık böyle aşırı yakışıklı olsun, işte Bibo gibi güzel olsun tipler olmuyor.
Yani doğal, 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 bir kere doğallık istiyorlar. İkinci, bence en önemlisi doğallıktan daha öte. Bak, oyunculuk hocam. İstiyorlar, mimik istiyorlar. Evet. Cem Yiğit Üzümoğlu inanılmaz iyi bir oyuncu. Dijital platformların... Çok genç, çok da başarılı. Evet, dijital platformları zaman zaman çok tartışıyor, kızıyor, eleştiriyor falan olabiliriz ama... Şu sinema ve dizi sektörüne kazandırdıkları bir şey varsa bir paralar, hani para kazandırdılar. Bir de oyunculara doğallığı öğrettiler. Yoksa evet. Yanaklar, dudaklar şişiyor, işte kaşlar dövmeli oluyor, küçücük badem yüzler sünger bu haline falan geliyordu. O dolgu botoks kardeşliği sanki evet. biraz frene basıldı gibi. Kesinlikle. Tabii çünkü... normal kanalda bir dizide oynamakla dijital platformda bir bölümde oynamak arasında oyunculuk kaşeleri de çok farklı. Orayı da kaçırmak istemiyor. Dolgu mu, botoks mu, dijital mi diyor. Sonuçta bir yerde yenik düşüyor. Tabii bir de yeteneği varsa. Yoksa kozmetik güzeli oluyor işte. Şimdi neyse, telefona da bir sürü mesaj ya. Geliyor ama tabii burada okunacak mesajlar değil. Bunların hepsi iddialardan ibaret arkadaşlar. Şimdi bunları burada nasıl okuyalım? Şu da var, bu da var filan yazmış. Bizim tanıdıklar falan da giremeyiz. Hani şeylerle ilgili, fenomenlerle ilgili. Evet, evet, evet. Çünkü bir 5-6, ne Murat kaç kişilik listeden bahsetti? 5-6 kişilik listeden. 5-6 kişilik listeden bahsetti ve Murat biliyor o listeyi. Neyse. Evet, haber turumuza devam edelim. Hasan Can Kaya'nın son yılların en iddialı romantik komedi filmi Çok Aşkın gala gecesine yıldız yağdı. Arda Turan ve eşi Aslan Doğan Turan da galadaydı. Sağ olsun bizi çok destekliyor, geliyor gidiyor. Sevdiğimiz de bir kardeşimiz. Hem de eski Galatasaray tribününden. O yüzden çok seviyorum onu. Ben yaptığım izle çok başarılı. O yüzden eşimle bugün yanında olmak istedik. Hayırlı olsun diyoruz. Muhteşem bir şey çıkartmıştır ortaya. Öyle umuyoruz. Bence çok muhteşem bir iş olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah çok güzel bir film izleyeceğiz. Aslan Doğan Turan'ın fermuarlı paçaları dikkatimizden kaçmadı. Bizim tamamdır ha. Al. Karikatürist Varol Yaşaroğlu, Hasan Can Kaya'nın mizahını çok beğeniyormuş. Bugün Hasan Can'a gülmeye geldik. Gülmeye geldik. Zaten yani diğer yaptığı çalışmalarda çok gülüyorum. Cemal Can'ın bıyıklı hali sevilmemiş, kalbi kırılmış. Çok sevilmedi. O yüzden biraz da benim kalbim kırıldı. Bu arada sevilmedi derken Danlı Hanım mı sevmedi? Ondan hiçbiri sevmedi de sonradan bir tık alıştılar gibi oldu. Ama ben de alışamadım ya çok. Kalbim kırıldı dediniz ama bu... Beğenilmeyince ne olur sana? Kalbin kırılır yani. Ama bence... Yani. Cem Hakko ve kıymetli eşi Ronit Gülcan da galadaydı. Ben de iyiyim. Ben de iyiyim.